her yerde haber var. Her yerde haber var. Bugün ya da bu hafta Dipkarpaz köyünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele ilçesine bağlı 2500-3000 nüfuslu Kıbrıslı Rumların, Türkiye'den gelen göçmen kardeşlerimizin ve tabii ki hemen yakınlarda aynı belediyeye, Dipkarpaz Belediyesi'ne bağlı Kaleburnu köyünün birlikte Kıbrıslı Türklerle Rumların ve Türkiye'den gelen göçmen kardeşlerimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında yaşam sürdüğü en doğudaki köyümüzdür Dipkarpaz. 1974 öncesinden kalan bir yığın görüntülerden bir tanesi de bu benzin istasyonudur ki şu anda kullanılmadığı için atıl durumda. Bir hafif çevre kirliliği diyebiliriz bunun oluşturduğu çevre kirliliğine, ama insanların yarattığı çeşitli çevre kirliliklerini de, özellikle yol kenarlarına atılan çöpler dikkat çekebiliyor, çekiyor diyelim. Ama bizi çevre kirliliğinden çok yolunun sıkıntısı, özellikle de Dipkarpaz köyü ile çok ünlü Apostolos Andreas Manastırı, biraz sonra göreceğiz, arasındaki yolun kötülüğü ilgilendiriyor. Dipkarpaz köy meydanındayız. Köy meydanında tarihi kilise ve cami yan yana. Onları da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki heykeli adeta selamlıyor. Köy meydanında bu muhteşem görüntü her ne kadar kameramız sallanıyor olsa da böyle. Evet, kilisemiz biraz bakımsız ama bunun sebebi politik. Kıbrıs Rum Kilisesi Türk eli ile, Kıbrıs Türk otoritelerinin eli ile kilisenin bakımına aslında bir şekilde müsaade etmiyor. Her ne kadar da Dipkarpaz'ın belediye başkanı sevgili Supi Coşkun zaman zaman baskın düzenler gibi gidip Rum mezarlığını temizliyor, bakımını yapıyor ve aynı zamanda inşallah kilisenin bu dış görüntüsünü de yapar. Çünkü sevgili Supi Başkan bu Dipkarpaz'da biraz sonra ya da şimdi göreceğimiz bir başka güzellik olan köy meydanındaki kahvehaneyi bir gece kapatıyorum dedi. Kapattı belediyenin yetkisiyle. Ardından da gidip boyasını, badanasını yaptı, tertemiz etti ve meydanda bu gördüğünüz Rum kahvehanesi de pırıl pırıl bir hale geldi. Dipkarpaz Belediyesi'ne bağlı Kaleburnu köyü var demiştik. Dipkarpaz'la birlikte çok geniş bir alanda hizmet vermeye çalışıyor belediye ve tabii ki ciddi anlamda zorlanıyor. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs'taki eski adı Yardım Heyeti olan Koordinasyon Ofisi'nin sık sık yardım ve destekleri oluyor. Köylü ve tabii ki başkan da en fazla şu anda Dipkarpaz Apostolos Andreas Manastırı yolunun, çok berbat bir yol, araba lastiklerini, araba jantlarını mahvedebilecek bir yol, bunun tamirini bekliyor. Çöp kirliliği tabii ki her yerde olduğu gibi burada da var. Şu anda tam Dipkarpaz Apostolos Andreas yolunun yan başlangıç noktasındaki balıkçı barınağının olduğu bölgedeyiz. Bu balıkçı barınağının hemen dibinde Blue Sea Otel var. Blue Sea Otel'in tabelasından otele geçelim. Yemyeşil makiler, geçtiğimiz yılki yoğun yağışlarla birlikte son derece muhteşem bir şekil aldı makiler. Her ne kadar çevre biraz kirli olsa da, çevre biraz görüntü açısından bozuk olsa da, mavi ile yeşilin en güzel birleşimidir Dipkarpaz. Ve keşke yol berbatlığı, yol bozukluğu olmasa.
yeşilin, tarihi, eski, yayla evleri diyebileceğimiz ovalardaki evleriyle birlikte, ama işte adı Necmettin Erbakan Bulvarı olan, ki bu da çok komik bir şey. Çünkü bulvar şehir içinde ağaçlı yol demek. Ama birileri bir zaman, Allah rahmet eylesin Necmettin Erbakan, Türkiye'deki önemli bir siyasi büyüktü. Ama bu yolun adını böyle koymuşlar. Necmettin Erbakan yolu dersek çok daha doğru olur. Ama tabii ki ismine yakışmayan bir bozukluk var yollarda. Yol gerçekten çukurlarla dolu, yol gerçekten tamire ihtiyacı olan bir durumda. Ve eşekler, Karpaz'ın ünlü hür eşekleri görüntüde şu anda bize bakıyorlar, biz de onları çekiyoruz. Eşekler Karpaz'da 1974 sonrası bölgeyi terk eden Kıbrıslı Rum kardeşlerimizin serbest kalmış eşekleri. Ve onlar zaman içerisinde çoğaldılar. Şu anda tam sayılarını bilmiyoruz ama her yerde onlar var. Boşa giden bariyerler yaptık onlara. 1 milyon Türk lirasından fazla para harcadık. Ve altın kumsal. Dip Karpaz, Apostolos Andreas yolunun Apostolos Andreas'a tam giriş noktasında, parkına giriş noktasında, bölgeye giriş noktasında altın kumsal. Belki de dünyanın en güzel kumsallarından biri. Ve bir şey söylemek lazım. Biliyor muydunuz, bilmiyor muyuz? Bilmiyor muydunuz? Biz bilmiyoruz ama bunu bilip bilmediğinizi. Bu kumsalın çok daha büyüğü, Karpaz Yarımadası'nın bu şu anda güney, bir de kuzeyinde var. Ayfilon bölgesinde var. Ve Karpaz'da bu kumsalların küçüklerinden toplamda en az 50 tane var. Ve biz bunları ne yazık ki çok fazla değerlendiremiyoruz. Santorini adası var Yunanistan'ın. Santorini neredeyse Karpaz Yarımadası kadar bir adadır. Ama Santorini'yi gördükten sonra bizim Karpaz Yarımadası'na niye bakamadığımız, niye Karpaz Yarımadası'nı Santorini gibi yapamadığımızı ben hep üzülerek düşünüyorum. Üzülerek aklıma getiriyorum. İşte şu anda Dip Karpaz bölgesindeki Apostolos Andreas Manastırı'nın giriş kapısı, ana giriş kapısı ve ünlü eşek bariyerleri. Bunlara yaklaşık 1 milyon Türk lirası para harcandı ama ne yazık ki hiç işe yaramadılar. Evet, Karpaz Yarımadası'nda, bu altın kumsalın muhteşemliği yanında Apostolos Andreas gibi, Ayfilon gibi, Elusa Manastırı gibi çok sayıda tarihi nokta da var gezilmesi gereken. Ama doğa o kadar güzel ve doğa, deniz o kadar şahane ki buralarda. Burasının bir şekilde muhteşem doğası korunarak pazarlanması bence hiç başarılamadı. Ve bırakın pazarlamayı, etrafta ne yazık ki duyarsız insanların çevreye bıraktıkları bu çirkin çöplerle daha da çirkinleştiriliyor. Ve eşekler demiştik, işte eşeklerimiz de bu bölgenin ayrı bir doğal güzelliği, ayrı bir turizm değeri, ayrı bir kalitesi. Bizim zaman zaman kameramızı da kullanan sevgili eşim şu anda eşekle de böyle bir dostluk kurmuş, böyle bir arkadaşlık kurmuş durumda. Ona da sevgili Şükfe Hansel'e de çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Evet, devam ediyoruz. Karpaz'dayız. Bülent Ecevit Meydanı. Bülent Ecevit Meydanı. Bu isim de 1974 Harekatı'nın başbakanı. Necmettin Erbakan da koalisyon ortağı, başbakan yardımcısıydı. Necmettin Erbakan Bulvarı bir felaket. Yani o yol. Bulvar adı zaten komik ama yol felaket. Necmettin Erbakan Bulvarı'nın yolu felaket, burada çevre inanılmaz kötü. Yapılacaktı, yapıldıydı, ihaleye çıkıldıydı, Birleşmiş Milletler'di, Avrupa Birliği'ydi, şuydu buydu derken Apostolos Andreas Manastırı'nın, manastırın kendisinin bir miktar tamiratı yapıldı ama ikinci etabı kaldı.
İkinci etap ne yazık ki yapılamadı. Şu anda gördüğünüz ya da görmek üzere olduğunuz bölümler onarılamadı ama esas kısım onarılmış durumda. Manastır hakkında da size bilgi verelim. Manastır Ayandrea veya Apostolos Andreas'ın 15. yüzyılda onun adına yapılmış bir manastır. Hristiyan inancına göre İsa, Hazreti İsa'nın havarilerinden biri olan Apostolos Andreas buralardan bir keresinde işte Kudüs'e giderken manastırın olduğu bölgeye, kutsal topraklar Kudüs'e giderken gemide su sıkıntısı baş göstermiş. Andreas gemiden inerek manastırın bulunduğu yere bastonuyla dokunmuş ve oradan su fışkırmaya başlamış. Bu su da bir gözü kör olan gemi kaptanının gözünü bu suyla yıkayınca iyileşmesine sebep olmuş. Böyle bir efsane var burada. 15. yüzyılda suyun bulunduğu, 15. yüzyılda tekrar bu su bulunmuş. Yani 15. yüzyılda tekrar bulunduktan sonra buraya küçük bir şapel inşa edilmiş. 18. yüzyılda kilise, 19. yüzyılda da manastır inşa edilmiş. Yani baştan başa 2000 yıllık bir tarih var burada. Ve Kıbrıslı Rumlar için, Ortodokslar için olduğu kadar İslam için de çok önemli bir yer. Çünkü bazı iddialara göre, bir takım Müslümanların iddiasına göre manastırın bir Hristiyan azizinin değil, İslam erimişinin yeri olduğu da söyleniyor. Ancak yaygın iddia bunun tersi durumda, tersini söylüyor. Evet, manastırın içi tabii ki, daha özür dilerim, kilisenin içi çok güzel. Kilisenin papazı her gün geliyor, buralarda oturuyor, dinleniyor. Şu anda geçişler tam başlamadı ülkemizde. Dolayısıyla Kıbrıslı Rumların yoğunluğu yok. Ama Kıbrıslı Rumların geçtiği, sınırları geçtiği, kapılardan geçtiği dönemlerde kilise son derece dolu ve son derece kalabalık bir durumda. Bunu da sizlerle paylaşalım. Apostolos Andreas Manastırı'nın kilisesinin içerisindeyiz. Muhteşem, paha biçilmez ikonlar. Çok güzel restore edildi kilisenin iç kısmı. Yapanların elleri dert görmesin. Bu bizim kültürel değerlerimizin en önemlilerinden bir tanesi. Apostolos Andreas Kilisesi'nin ya da Aziz Andreas Kilisesi'nin, Ayandrea Kilisesi'nin iç kısmı, ikonlarımız ve birazdan kilisemizi de göreceğiz, papazımızı da göreceğiz. İşte papazımız kapının girişinde oturuyor ve bölgedeki bir Dipkarpazlı esnaf kardeşimiz onunla elemce sohbet ediyor. Evet, Türkiye kökenli bir kardeşimiz 1970'lerin ortalarından itibaren bu bölgede yaşıyor ve şu anda bölgemizin papazıyla "o bizim dedemiz" diyor. "O bizim babamız, dedemiz, bizim de dedemiz, bizim de babamız" diyor. Çok güzel bir insan, çok güzel bir esnaf ve şu anda biraz da Apostolos Andreas'ın etrafını gezelim. Bu biten kesim, yani yıkılmaya yüz tutmuştu şapel, kilise ve ilk kısım. Buralarını onardılar. İşte aşağıdaki kısım denize tam sıfır olan noktada o ünlü şifalı suyumuz var. Orada şifalı suyun olduğu bölge Apostolos Andreas da tabii ki ikinci etabı bekleyen esnaf var. Esnaf yıllardır burada kendilerine doğru dürüst bir yer gösterilmesini bekliyor. Doğru dürüst bir yer talep ediyor. Ama ne yazık ki bugüne kadar burada kendilerine doğru dürüst bir yer gösterilemedi. Keşke gösterilseydi, keşke olsaydı diyoruz tabii ki. Esnafın biraz önce de gördük, çok muhteşem satış yaptıkları, dünyanın dört bir yanından özellikle Türkiye'den getirdikleri ürünler var. Kutsal Çeşmemiz, Apostolos Andreas Kilisesi, esnaf, çevre düzenlemesi bekliyoruz. Esnaf ilgi bekliyor. Esnaf özellikle yolun tamir edilmesini
yolun tamir edilmesini çok fazla istiyor. Kutsal suyumuz akıyor, denizimiz masmavi, pırıl pırıl, inanılmaz güzellikte bir deniz var buralarda. Tertemiz, pırıl pırıl bir deniz. Zafer Burnu buraya çok yakın, yani Apostolos Andreas Manastırı'nın az ilerisinde Kıbrıs'ın son noktası, Kıbrıs'ın burnunun veya manastırın olduğu yerin, Karpaz Yarımadası'nın ucunun olduğu yer. Esnafımız tabii ki pandemi nedeniyle, salgın nedeniyle ne yazık ki salgın öncesi turist kafilelerin gelememesi nedeniyle son dönemde Kıbrıslı deyişiyle, tabiri caizse grak grak ediyor. Çünkü kimse buralara uğrayamıyor. Birkaç kişi geliyor, birkaç kişi alışveriş yapıyor. Evet, bakım isteyen, temizlik isteyen, ciddi oranda ikinci etabını bekleyen Apostolos Andreas Manastırı tabii ki dip karpazımızın en önemli mekanlarından bir tanesi, hatta en önemli mekanı. Burada oturuyoruz. Sevgili Şükrü'ye çok teşekkür ediyoruz. Türk kahvemizi içeceğiz. Biraz yorulduk. Çekimler bizi hırpaladı, yordu. Dinleniyoruz kahvemizde. Dinlenirken etrafı seyrediyoruz. Buradaki kardeşimiz torunları, çocuklarıyla, nazar boncuklarıyla ve patlıcan dolması yapmaya hazırlanırken kameramıza da tabii ki yansıyor. Kameramıza da yansıyor. Esnafla sohbet ediyoruz kahvemizi yudumlarken, Türk kahvemizi. Ve esnafım tabii ki en büyük derdi yol. Anlatıyorlar, bir BMW marka araç bu hafta jantı eğrildi, janta sorunu oldu, çukurların içerisine düştü ve çekici gelip aracı almak zorunda kaldı. Esnaf buraya çözüm bulunmasını bekliyor ve istiyor. Esnaf dip karpaza ilgi gösterilmesini istiyor. Dip karpazlı gençler buraya kurdukları, ailelerini geçindirmeye çalıştıkları bu derme çatma barakaların, özellikle bu derme çatma satış yerlerinin yağmurlu günlerde berbat olduğunu, eşyalarını zor kurtardıklarını aktarıyorlar, anlatıyorlar bizlere. Ve işte aynı zamanda esnaf yemeğini, her şeyini de buradan içiyor, burada hazırlıyor, burada tamam. Evet, Nigo'nun yeri ya da Seafront Restaurant. Burada Seafront Restaurant'ı Nigo Hristi ve Zafer Bilir kardeşimiz birlikte çalıştırıyorlar. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum ortaklığı. Muhteşem bir restoran ve Zafer diyor ki ne yazık ki yol berbat. Ne yazık ki yol çok kötü ve inşallah devletimiz bu güzel bölgeyi ilk turizm açıldığı dönemde de o yolu bitirmiş olur. Çünkü pandemi sırasında şu anda turist yok ama yerlileri bekliyoruz tabii ki. Çünkü buraları hem çok güzel, hem çok ucuz, hem çok muhteşem. Bekliyoruz yerli insanlarımızı, yerli turistlerimizi de bu güzelliklerin keyfini çıkarmaya. Evet, Karpaz'da doğa güzel. Karpaz'da eşekler güzel. Karpaz'da telefonunuz çekmiyor. Dip Karpaz değil tabii ki ama bu Apostolos Andreas'ın olduğu bölgede diyoruz. 3G sıkıntınız da olabilir. İşte yolların berbat haline bir de onlar ekleniyor. Elektrik Apostolos Andreas Manastırı'na kadar götürülmüş. Bir ara çevrecilerle elektrik isteyen esnaf arasında sıkıntı olmuştu. Ama elektrik Apostolos Andreas Manastırı'na götürüldü. Sadece polise verildi. Orada hala esnaf elektriksiz aslında ve manastır içinde her gün jeneratör ayrıca çalıştırılıyor. Yolların berbatlığının ötesinde burada hala bir takım çevreye dost yatırımların yapılması da şart. Çevreye dost yatırımlar arasında tabii ki son dönemde
bungalovlarımız var. Çoğunu söktüler, hatta tamamını söktüler. Bölgedeki vatandaş borçlandı, harçlandı, yeniden yatırımlarını yaptı, pırıl pırıl hale getirdi. Bunların hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden şahane. Karpaz bizi bekliyor. Karpaz bizi istiyor. Ve Karpaz'daki ya da ülkemiz denizlerindeki en önemli sorunlardan bir tanesini görüntüyle birlikte sizlere aktarmak da istiyoruz. Bu görüntülerle de baş başa bırakalım sizi diye düşünüyoruz. Önce uzaktan gördük. Dedik ki herhalde lüks bir yattır. Önce öyle gördük. Sonra 9 tane olduklarını fark ettik bunların. Ve dedik ki nedir bu 9 tane? 6. filosu mudur bunlar Amerikalıların diye düşündük. Ama değildi. Çöpler atılmış bir yanda, çöpler ne yazık ki belediyenin temizleyip temizlememesiyle de alakalı değil. Çünkü bunları insanoğlu kendi çirkinliğiyle buraya bırakmış. Burası muhteşem bir yer. Tam balıkçı barınağının olduğu yerin yan tarafı ve işte filo geliyor. Tam 9 tane, 9 tane gemi var. Bunlar gırgır teknesi. Kıbrıslıların drada dediği, troll da denen 9 tane tekne. Bunlar birazdan bölgeye demirleyecekler ve bölgede üzerindeki KKTC ve TC bayraklarıyla balıkçılık yapmaya başlayacaklar ki bu da aslında ülkemizin yönetiminin bence bir utancıdır. Çünkü kendi ülkemizin adamızın balıklarının hiçbir bedel ödenmeksizin resmen çalınmasıdır. Bunun başka bir adı yoktur. Burası Dip Karpaz. Elbette eksikliklerimiz olmuştur. Elbette hatalarımız olmuştur. Özellikle kameramızın sallanması konusunda sıkıntımız olmuştur. Her türlü kusurlarımız için sizden af diliyoruz. Haziran ayını bitirmek üzereyiz. Kıbrıs'ta siyasi kavgalar, siyasi çekişmeler, pandemi, salgın, koronavirüs. 1 Temmuz'da açalım mı, açmayalım mı? Türkiye hala oldukça yüksek bir koronavirüs bulaş sayısında. Türkiye A kategorisinde sadece PCR testiyle Türkiye'den turist kabul edelim mi? Turist gelmezse ekonomimiz ne olacak? Bu tartışmalardan usandıysanız, bıktıysanız sizleri Dip Karpaz'a bekliyoruz. Trollerin acı görüntüsüne tabii ki manzara güzel bir şekilde eklemiş olabiliriz. Ama biz diyoruz ki Dip Karpaz'a, Apostolos Andreas'a, buradaki muhteşem tesislere gelin. Oraları gezin, eşekleri görün. Çevrenin nefis atmosferini içinize çekin. Rahatlayın. Çok güzel yerler buraları. Çok muhteşem yerler buraları. Tarihiyle biz her şeyi anlatamadık. Bu küçük zamanımıza sığdıramadık. Ama tarihiyle, doğasıyla, mavisiyle, yeşiliyle gerçekten burası bir yeryüzü cenneti. Bekliyoruz Dip Karpaz'a. Her yerde haber var, izlediniz. Hoşça kalın.